Değerli izleyenler merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün günümüz ticaretine bakışı konuşacağız inşallah. Bu manada vicdan ve ahlak meselesine de vurgu yapacağız. Konuğumuz Hüseyin Dinçel Bey. Çok kısa Hüseyin Bey'i tanıtarak başlamak istiyorum. Hüseyin Dinçel, İGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Bununla beraber Akyapı İnşaat ve Akyuva Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmekte. Hüseyin Bey, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Hakan Bey. Allah razı olsun. Müsaadenizle sorularıma geçmek istiyorum. Buyurun. Malumunuz bir salgın sürecinden geçiyoruz. Ticaret yapan bir insanın bu pandemi salgın sürecinde ticarete bakışı sizce nasıl olması gerekir? Teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyiciler, öncelikle sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. İçerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının son günlerine geldik. Ramazanımızı ve yaklaşan Ramazan bayramımızı da tebrik ediyorum. Malumunuz insanlık ailesi olarak bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu zor dönemden geçiyoruz. Bu süreçte vefat eden kardeşlerimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olan kardeşlerimiz var. Onlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Şüphesiz bu süreç bizlere ve tüm insanlığa birçok şeyler öğretti. Almamız gereken çok büyük dersler, ibretler olduğunu düşünüyorum. Hepimizin öncelikleri değişti. Bu pandemi sürecinden önce yaklaşık 2 aylık bir süreci pandemide yaşıyoruz. Bundan önceki, bu süreçten önceki önceliklerimizle bu süreçten sonraki ve şu anki önceliklerimizin çok değiştiğini görüyoruz. Bu süreçten önce çok fazla değer verdiğimiz, hatta uğruna sağlığımızı, ailemizi, manevi değerlerimizi, her şeyden önce ahiretimizi bile riske attığımız birçok şeyin aslında ne kadar geçici, ne kadar önemli olmadığı, değer verdiğimiz, önem verdiğimiz kadar önemli olmadığının farkına vardık. Sahip olsak da birçok kazanımlarımızı kullanamadığımızı fark ettik. Yani özendiğimiz, imrendiğimiz, ah keşke bizde de olsun dediğimiz bir takım şeylere sahip olan insanların o sahip olduklarını da kullanamadıklarını gördük. Demek ki o kadar önemli şeyler değilmiş. Ama bunun yanında ihmal ettiğimiz, az değer verdiğimiz, önemsemediğimiz veya arka plana attığımız birçok değerlerimiz vardı. Mesela sağlığımız, ailemiz, güvenli bir hayat içerisinde olmamız, özgürlüğümüz, manevi değerlerimiz ve asıl olan da ahiretimizin ne kadar değerli olduğunu bu sürecin sonunda fark etmiş olduk. Ramazan'la birlikte bu pandemi sürecinin bir araya gelmesi aslında bizim için büyük bir fırsat oldu. Yani bu yönüyle baktığımız zaman da aslında bizim için bir musibet gibi görünen, Allah'ın bir belası mıdır, bir musibeti midir diye tartıştığımız bu sürecin aslında bizim için yeniden hayatımızın bir muhasebesini yapmak, farkındalık oluşturmak, henüz iş işten geçmeden yapmış olduğumuz hatalarımıza tevbe etme imkanı sunduğundan dolayı aslında bizim için büyük bir nimet olduğunu farkına var. Bu süreçten önce aslında yani vazgeçemediğimiz şeyler vardı. Bunlar olmazsa hayat yaşamaz dediğimiz birçok şeyler vardı. Ama şimdi dönüp arkaya baktığımız zaman ki 2 aylık çok kısa bir süre bu. Yani bunlarsız da oluyormuş, bunlarsız da yaşanıyormuş dediğimiz ne kadar çok şey oldu değil mi arkadaşlar? Maalesef bugün insanlık ailesi olarak küresel bir salgın yani pandemi krizini yaşıyoruz. Ancak ondan daha ötesi var. Küresel bir ahlak kriziyle karşı karşıyayız. Yani hepimiz ticaret yapıyoruz. Ticaret yapan insanlar bunu çok daha net bir şekilde görebiliyorlar. Yani hırs, tamah, açgözlülük, sınırsız tüketim, tekasür dediğimiz yani biriktirme, çoğaltma tutkusu, siyasetle uğraşan veya iş dünyasıyla uğraşan insanlarda iktidar hırsı, çok kazanma arzusu, acımasız rekabet gibi birçok tutkular var ve bu tutkular aslında hayatımıza gelişmenin, ilerlemenin, büyümenin en büyük önemli gücü olarak kabul edilir noktaya gelmişti. Çünkü gerçekten
küreselleşme süreci denen bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Bu süreçle birlikte bugün bütün dünya tek bir pazara dönüştü. Tek piyasaya dönüştü. Hangi sektörde çalışırsak çalışalım, aslında bütün dünyanın bir kasaba hükmünde, ticari manada söylüyorum, olduğunu ve tek bir piyasaya dönüştüğünü gördük hep birlikte. Ve bu pazarda aslında her şey satılık. Bu pazara, bu piyasaya her şey girmiş. Ama maalesef değer ve ahlak bu piyasaya girememiş. Şu anda bunu görebiliyoruz. Halbuki baktığımız zaman ahlakın yegane ölçüsü kıymet ve değerdir. Bunu biliyoruz. Ama maalesef değer ve kıymet bu piyasada, bu global dünya ölçeğindeki bu piyasada fiyata dönüştü. Yani her şeyin bir fiyatı var. Bizim değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz şeylerin aslında mutlaka bir fiyatının olduğu ve para ile satın alınabileceği gibi bir algıyı maalesef bu piyasa bize empoze ediyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bu piyasada artık hiçbir şeyin değeri ve kıymeti kalmadı. Sadece fiyatı kaldı. Ama biz şunu biliyoruz ki her şey insan için. İnsanın kendisi de bütün değerleriyle birlikte aslında bu piyasanın bir kurbanı oldu ve meta haline geldi. Ahlakın hayat bulduğu aslında iki alan var. Yani biz ahlakımızı iki alanda gösterebiliriz. Yani idare ve siyaset alanında, iş ve ticaret alanında ahlak göstergesi mümkün. Ahlakın sergileneceği yerler bu alanlar. Yani camide ahlak sergilenmez. Zaten camide ahlaksızlık yapabilecek bir ortam da yok. Dolayısıyla ahlakın sergileneceği alanlar idare ve siyaset, iş ve ticaret piyasaları. Piyasayı da iş yerlerimizi de aslında ibadet yerine dönüştürecek olan da bizim ahlakımız olmalı. Ama maalesef baktığımızda bizim dindarlığımız ahlak üretmiyor. Halbuki din ahlak içindir. Yani ahlak din için değildir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi. Bunu biliyoruz. Din tamamlanmıştır. Dini tamamlayan Allah'tır. Ve peygamber ve onun izinden giden ümmet de aslında ahlakı tamamlamak için vazifelendirmişlerdir. Yani amaç ahlaklıdır, ahlaklı olmaktır. İbadetlerimizde de asıl olan ve amaçlanan ahlaktır. Gelelim bugün bizim yapmamız gereken en önemli şey, ticaret yapan insanlar olarak, piyasaya bakış olarak, iş adamlarımızın yapması gereken en önemli şey belki bugünün piyasasına ahlakı ve helali taşımak olmalıdır. Çünkü biz biliyoruz ki bizim kadim geleneğimizde, bizim tarihimizde İslam'ın yeryüzüne yayılması dervişlerle, alimlerle, zahitlerle olmuş ama bundan daha ziyade sadık tacirler, sadık tüccarlar vasıtasıyla olmuş. O yüzden de ahlak aslında böyle konuşularak değil de yaşanılarak yaygınlaşabilecek bir değerdir. Hem de en önemli değerdir. Toplumda bu yüzden olumsuz örnekleri sürekli ön plana çıkartmaktan ziyade ahlaki manada öne çıkmış, ahlaken temeyyüz etmiş, olumlu örnekleri sürekli olarak anlatmalı, yaymalı ve bunun çalışmasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. O zaman buradan şunu anlayabiliriz. Ticaretle uğraşan insanlar, özellikle bizim insanlarımız, ibadet edebilirler, umreye, hacca gidebilirler. Fakat bunun ötesinde o ticaret haneye ahlaklarıyla kendilerini göstermesi lazım. Yoksa namaz kılan bir insanı görüyoruz ya da ticarethanesinde hat levhaları asılı ama ticarethanede ahlak yok. Bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Asıl önemli olanın ticarethanede ahlakın temeyyüz etmiş olması. Peki bizim kendi insanımız, ahlaklı insanımız olarak baktığımızda bu tür insanlarımızın ticaretteki en büyük problemini ne olarak görüyorsunuz? Evet. Çok güzel bir soru. Allah razı olsun.
Yani tabii bugünün dünyasında aslında ticaret, iktisadi hayat dediğimiz alan neredeyse hayatımızın bütününü kuşatmakta. Yani işte hepimiz yaşıyoruz, hepimizin işte ve yolda geçen vakti aslında günün büyük bir kısmı. Ama tabii ticaret içinde geçerli, insanın hayatının bütün içinde geçerli. Yani ahiretten kopuk ve hesap vermekten uzak bir hayat anlayışı dayatıyor. Ve maalesef çoğumuz da bu tuzağın içerisine düşüyoruz. Yani hiç ölmeyecekmişiz gibi bir yaşam içerisindeyiz maalesef. Biraz önce işte iş yerlerinde hatlar asılıyor dediniz. Gerçekten evet. De aslında bu Ankebut suresinin 57. ayet-i kerimesini her iş yerine mutlaka asmak lazım. Kullu nefsin zaikatul mevt. Yani her nefis ölümün mutlaka tadıcıdır. Bu ayet-i kerimeyi mezarlıkların girişlerine asıyorlar ama zaten orada çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Zaten mezarlıktaki insanlar ölmüş. Biz bu ayet-i kerimeyi aslında yani ölümü hayatın içerisine taşıyıp her an ölümü tefekkür etme noktasında bizim gözümüzün önünde olması açısından en çok vakit geçirdiğimiz ofislerimize belki bunları asmamız lazım diye düşünüyorum. Maalesef bugün insanın en büyük problemlerinden bir tanesi bu bağlamda, biraz önce söylediğim bağlamda, yani ahireti hesaba katma noktasında bir üst başlık olarak düzenleyebileceğimiz bir dünyevileşme hastalığı var. Yani insan fıtraten bir türlü doymak bilmiyor. Yani bugünün krizi aslında dünyevileşme krizi. Biraz daha günümüze yaşadığımız kısa vadeye geldiğimiz zaman aslında bugünün krizi büyüme krizi. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz o global piyasa bize şunu empoze ediyor. Sürekli olarak büyümeniz lazım. Sürekli büyümeniz lazım. Tamam, büyümek gerekir ama insanın öz sermayesi varsa belli oranlarda ve bu öz sermaye ile birlikte çalışarak büyüyorsa bunda bir sorun yok. Ama maalesef öz sermayesi olmamasına rağmen sade büyüme pahasına banka kredilerine bulaşıp büyüme süreci yaşayan insanların maalesef işte danışmanlar, mevcut ortamın psikolojik baskısı, işte bankaların cazip teklifleri gibi sebeplerden dolayı büyüme adına banka kredileriyle sürekli borçlanarak ticaret hayatlarını devam ettirdiklerini ve maalesef en ufak bir krizde, en ufak bir problemde de hem kendisinin, hem tedarikçilerinin, hem çalışanlarının, hem çevresinin, hepsinin birden çok büyük zor durumlara düştüklerini hepimiz birlikte yaşıyoruz. Çok kısa süre önce bir ticari kriz yaşadık, ekonomik kriz yaşadık. Hala devam ediyor. Ama bu ekonomik krizden ziyade bunun adını doğru koymak lazım. Bir büyüme krizi, bir borçluluk krizi, bir tekasür, çoğaltma tutkusu krizi olarak belki bunu adlandırsak daha doğru olur diye düşünüyorum. Maalesef ekonomik refahımız yani son 20 senede belki oldukça arttı ama asıl olması gereken değerlerimiz aynı değerde, aynı oranda katlanarak artması yerine değerlerimizin aşındığını, örselendiğini maalesef görüyoruz. Tabii bunun sebebi nedir? Bunu irdelemek lazım. Yani neden böyle bir tuzağa biz düşüyoruz? Bu dünyevileşme, bu büyüme tutkusu, bu borçluluk krizi diyebileceğimiz mantığın temelinde aslında dünyaya bakış açısının nasıl olduğu çok önemli. Yani sahip olduğumuz şeylere, Allah'ın bize emanet olarak vermiş olduğu nimetlere, servete, mala, mülke sanki mutlak bir sahipmiş gibi bir bakış açısı içerisinde olduğumuzdan dolayı hesap verme noktasında hesap vermeyecekmiş gibi yaşıyoruz veya ahireti unutmuş gibi yaşıyoruz. Çok güzel konuya değindiniz. Günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi büyüme krizi ve dünyevileşme. Bu noktada hepimiz peygamberlere örnek aldığımızı söylüyoruz. Fakat baktığımızda peygamberlerimizin birçoğu birkaç tanesi dışında hemen hemen hepsi o dönem yaşamış halkın yaşantısıyla hemen hemen aynı seviyede yaşıyor.
bu bize örnek olması gerekmez mi? Deyip sözü kaldığımız yerden size bırakmak istiyorum. Evet, çok çok güzel. Yani mutlaka olması gerekir. Zaten peygamberler bize örnek olarak gönderilen insanlar, üsvetun hasene olan insanlar. Her açıdan ticari hayatta da, sosyal hayatta da onları örnek almamız gerekir. Bu biraz önce bahsettiğimiz konuyla ilgili servete insanın bakış açısının çok önemli olduğunu söylemiştik. Mülkiyete, servete İslam'da emanet olarak bakılıyor Hakan Bey. Yani biz maalesef sanki mutlak sahipmiş gibi yaşıyoruz ve sahipleniyoruz, ancak İslam'ın genel bakışı mülkiyete ve servete bir emanet olarak bakmak. Çünkü İslam zaten yeryüzünde insanlara cenneti vaat etmiyor. İslam'ın dışındaki sistemler yeryüzünde cennet vaat ediyorlar. Ancak İslam yeryüzünde değil, ahirette cenneti vaat ediyor. Yani serveti, mülkiyeti bir imtihan aracı olarak gören, mutlak mülkiyet iddiasına girmez diye bakış açısında olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman aslında her noktada bir serbestiyetimiz yok. Yani bize verilmiş olan emanetleri biz emanete uygun şekilde davranarak tasarrufta bulunmamız gerekir. Çünkü bize Kur'an'ın emanet anlayışı, servet anlayışı bu şekilde vaz edilmiş. Çünkü servet ne ferdin ne de toplumun bir mutlak mülkü olarak görülmüş. Sadece bize verilmiş zimmetli bir emanet. O yüzden de hani benim değil mi, istediğim gibi tasarrufta bulunurum, ne istersem, canım ne isterse onu yaparım anlayışı bu manada tamamen dünyevileşmiş bir kafanın, dünyevileşmiş bir aklın söyleyebileceği bir söz. Çünkü gerçekten bizim değil. Yani can benim değil mi? İntihar da ederim, istediğim gibi zarar da veririm diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Çünkü intihar etmek haram. Neden? Can bize ait değil. Bize verilmiş bir emanet. O yüzden de serveti de aynı bu can gibi bir emanet olarak görüp, emanete de davranmamız gerektiği gibi davranırsak ancak hakkını vermiş oluruz. Mesela israf, yani bu mal benim değil mi? İstediğim gibi har vurup harman savururum diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye? Çünkü israfın haram olduğunu söylüyor bize Kur'an. İsrafın haram olması da bize verilmiş o emaneti doğru ve yerinde kullanmamız gerektiğinden dolayı. Mutlak manada mülk Allah'a ait, bunu biliyoruz. Ve aslında o Allah varlığı istediğine veriyor, istediğinden çekip alıyor. Bizim çaba ve gayretimiz onun lütfundan bir pay arama işi sadece. Buna insanın kendi varlığı da dahil. Yani o servetin ne zaman ve kimlere vereceğini, ne zaman ve kimlerden alacağını bir takım yasalara bağlamış. Onun mülkiyetindeki tasarrufu yine kendi koyduğu yasalar çerçevesinde cereyan ediyor. Dolayısıyla servet emanettir. Bu yüzden israf, savurganlık emanete ihanettir. Karşılıksız yardım ve paylaşmak da bu yüzden emanete sadakattir. Bu noktada şunu da eklesem ne dersiniz acaba? Dediniz ya, servet bize emanettir. İsraf etmememiz lazım. Ona göre kullanmamız lazım. Evet. Ama sanki şöyle bir bakış açısı da bazı Müslümanlarda var. Doğru, israf etmiyor. Servet kullanırken dikkat ediyor. Ama servet bankada yatıyor. Evet. Yani kendisi de kullanmıyor. Para çoğunlukla bankada duruyor. Bu da tersten bir bakış açısı olmuyor mu? Eyvallah. Yani zaten asıl olan üretimin devam etmesi ve biriktirmenin yasaklanması bundan zaten. Yani biriktirme, sürekli üst üste yığmak, biriktirmek bundan yasaklanmış. Neden? O biriktirilecek herhangi bir mal, para, işte altın vesaire neyse bunların toplumun içerisinde tedavülde olması lazım. Toplumun hizmetine sunulması lazım. Yani sadece bir kişinin, bir zümrenin elinde bunların biriktirilip, çoğaltılıp saklanması doğru bulunmamış. Bu yüzden de
toplumun hizmetinde ve tabana yayılması öngörülmüş. Evet. Özetleyecek olursak, servet bize emanettir. Bu emaneti toplumun yararına kullanmamız lazım. Ne bu emaneti har vurup harvan savurmamız lazım, ne de bu emaneti bir yerde biriktirmememiz lazım. Evet. Teşekkür ediyorum. Bazı kavramları günümüzün modern ve seküler telakkileri çerçevesinde anlamak ve anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz maalesef. Çoğu zaman anlayamıyoruz da. Çünkü mevcut eşya ve dünya algısıyla bu pek mümkün gözükmüyor. Her şey sayısallaştırılıyor. Her nesne, sebep-sonuç ilişkileri katılığında ve çoğunlukla sadece insana bakan yüzüyle değerlendiriliyor. Duvara ve niceliğin katılığına çarptığında büyük ölçüde modern zihinlere yabancı kalıyor. Günümüz insanına yabancı kalan, daha doğrusu günümüz insanının yabancılaştığı kavramlardan biri de bereket kavramı. Eyvallah. Bereket hem ayetlerde hem hadislerde sıkça ve derin anlam zenginliğiyle kullanılan kavramlardan birisidir. Bereket kavramını sizden dinlemek istersek neler söylersiniz? Eyvallah. Allah razı olsun. Yani bugün en çok ihtiyacını duyduğumuz kavramlardan bir tanesi bereket. Yani ticaret yapıyoruz ve ticaretin amacı aslında ana olarak insanın sermayesini korumak ve bu sermayeyle yapmış olduğu ticaretten de bir takım kârlar elde edebilmek. İşte bu kâr ve kazancın aslında inanç ve bereketle direkt yakın bir ilişkisi var Hakan. Yani bugünün ticaret yapan insanlar olarak bizler aslında bereketi hakkıyla anlayabilsek birçok sorunumuz ortadan kalkacak. Bugün girdiğimiz krizlerin birçoğuna girmemiş olacağız. Çünkü bereket mucize bir kavram. Tabir caizse Allah'ın işin içerisine müdahil olduğu bir kavram. Çünkü bereket mahiyet ile ilgili, miktar ile ilgili bir şey değil. Ama bugünün insanı bereket kavramını unuttu. Karnımız doydu ama açgözlülükten bir türlü kurtulamadık. Yani aç olan bir insana bir öğün yemek verdiğiniz zaman belki doyurursunuz ama açgözlü olan insanın gözüne bütün dünyayı verseniz gözünü doyurmak mümkün değildir. Bu yüzden de İşte bir takım ticari faaliyetler yapıyoruz Hakan Bey ve bu ticari faaliyetlerin sonunda elde edilen kar ve kazancı değerli kılan şey berekettir. Yani bizim ticareti yapmaktaki amacımız kar elde etmek, kazanç elde etmek ama bu kar ve kazancın bir değere sahip olabilmesi ancak bereketle mümkün. Yani bereketi tarif ederlerken iki unsurdan bahsediliyor. Bir tanesi maddi anlamda bolluk ve onun sürekli olarak devam etmesi, manevi anlamda ise mutluluk ve huzur insana vermesi. Yani bereketli yapmış olduğumuz bir işte maddi olarak bolluk oluyor ve onun sürekliliği mümkün oluyor. Manevi olarak da bize mutluluk ve huzur vermiş oluyor. Buna göre bereket aslında hayrın bolluğu, artması ve bunun da sürekli olması sonuçta da bir mutluluğun ortaya çıkması ve insana huzur vermesi. Bereketi veren sadece Allah. Bereketi olmayan çok mal var diyelim bir tarafta. Ama bereketli az bir mal varsa işte bu bereketli olan az mal ve kazanç diğerinden çok çok daha hayırlıdır. Ve bu konuyla ilgili aslında Kur'an-ı Kerim'de ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde yani ticari hayattaki karı, üretim ve hizmet sektöründe kazancı bereketli kılan temel faktörlerden de bahsedilmiş. Bunların en başında da dürüstlük geliyor. Yani insanın yapmış olduğu işi dürüstçe yapıyor olması, o işin bereketlenmesi, Allah'ın o işe müdahil olup da o işi bereketli kılmasının ön şartlarından bir tanesi. Dürüst olmak. Yani bir üst değer aslında ve bir tacir için hem dünya ve hem ahiret yurdu için en değerli sermaye dürüstlük. Çünkü dürüst tüccar hem dünyada değerli, dünyanın neresine giderseniz gidin, biz de uluslararası birçok yerlerde iş yapıyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ben en büyük sermayenin dürüstlük olduğunu gördüm. Yani çok paranız olabilir
ama o parayı bir şekilde kaybedebilirsiniz. Ama paranız olmasa da, sermayeniz az olsa da, eğer dürüstlüğünüz varsa, dürüstlük sizde temeyyüz etmişse, mutlaka dünyanın her yerinde de olsa o dürüstlük size mutlaka bir kazanç getirir. Dürüstlüğün hem dünyada bir değeri var ve en büyük sermaye, en bereketli sermaye. Bir de Efendimiz Aleyhisselam'ın bir müjdesi var biliyorsunuz. Dürüst tüccarların ahirette peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle birlikte haşrolunacağına dair asıl müjde de herhalde burası. Yani elhamdülillah. Tabii dürüst kazanç esnasında, ticaret esnasında dürüstlük neyse bu kazandıktan sonra aslında bu süreç devam ediyor. Yani bereketin devam ettiğini görüyoruz. Sadece dürüst olmak ve kazanmak yetmiyor. Ama bir de kazandıktan sonra bu kazancımızın bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşabilmek de yine aynı şekilde hem bu bize verilen nimetin kalıcılığı ve sağlayacağı mutluluk açısından berekete vesile olması açısından önemli. Yani işin özeti şu, bereketin gelebilmesi, Allah'ın yaptığımız işi bereketlendirebilmesi için işi doğru yapmamız lazım, usulüne göre yapmamız lazım, dürüst olmamız lazım ve işin sonunda elde edeceğimiz kazançtan da mutlaka ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasını bilmemiz lazım. Biz zaten bizim kadim tarihimizde de, medeniyetimizde de bereket o kadar önemli ki bizim dilimize de girmiş, hayatımızın her aşamasına girmiş. Mesela bir ticaret yapıp bir alışveriş yaptığımız zaman en ufak bir esnafa bile gitseniz iş bittikten sonra ne diyoruz? Bereket versin diyoruz değil mi? Gerçi şu anda alışveriş merkezlerinde bu tabir çok kullanılmıyor ama bizim kadim medeniyetimizde bu çok önemli bir yer tutar. Ve aynı zamanda bu malı satan insan da bereketini gör diye cevap verir. Veya bir yere gidiyorsunuz, yemek yeniyor, oradakiler sizi davet ediyorlar, bereketli olsun diyorsunuz değil mi? Niye? Bir paylaşma var işin içerisinde. Bir efendim güzel bir ortam var, bir paylaşma var. Tabii bizim bereketle birlikte bu paylaşmayı temin edecek aslında medeniyetimizde birçok kavramlarımız var. Bunlardan bir tanesi mesela infak. İnfak kavramı. İnfak aslında Allah için vermek olarak tanımlanmış. Yani bizim vermemiz infak olarak tanımlanmış. Ancak Allah için vermek aslında vermek değil almak. Niye? Çünkü Allah infak edilen malı bereketlendireceğini bize vaat ediyor. Ve Allah bize ikram ediyor. Dolayısıyla infak ediyor olmak bereketin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Yine bir başka kavramımız daha var. Mesela sadaka diye bir kavramımız var. Onların mallarından sadaka al. Neden? Onlarla aldığınız bu sadaka ile onları arındırırsın diyor değil mi? Yani evet. Ayet-i kerimede Tevbe suresinin 103. ayet-i kerimesinde onların mallarını arındırmak için onların mallarından sadaka al diye Efendimiz Aleyhisselam'a bir talimat var. Yani müminleri temizlemek, onların mallarını arındırmak için Efendimiz Aleyhisselam'ın alması gereken bir şey olarak o zaman tarif edilmiş. Bugün de efendim sadaka veren bir insan aslında imanının bir ispatını sadaka şeklinde yapmış oluyor. Yani sadaka imanın sadakatinin bir ispatı şekline dönüşmüş oluyor. Yani ne kadar verirsek o kadar sadıkız gibi bir manada buradan çıkması mümkün. Tabii bu Allah'a sadakatin servet üzerinden sınandığının ağırlığını ifade eden bir kavram olarak bakabiliriz. Yine zekat var. Yani zekat artmak manasında. Bakın bu kavramların hepsinde bir bereket var. Değil mi? Yani ne dedik? İnfak dedik, sadaka dedik, zekat dedik. Zekat mesela artmak manasında kullanılmış. Zekaya da çok kullandıkça arttığı için bu kavram kullanılmış. Zekat aslında verildiği zaman yani insanın malındaki fakirin hakkı aslında yani bu lütuf olarak verilecek bir şey değil. Her birimizin ne malı varsa bu malında fakirin, fukaranın, yetimin zekat verilecek olan o sınıfların hakları var. Bunları biz o hak sahiplerine tevdi etmemiz gerekiyor. Yani bir lütufta bulunmuş olmuyoruz aslında. Ama Allah bunu yaptığımız zaman
bizi temizliyor ve bizim malımızı, servetimizi artıracağını bize vaat ediyor. Yani müthiş bir şey. Yine bir hayır diye bir kavramımız var. Yani İslam medeniyeti bir hayır medeniyeti. Bu hayırın, bu kavramın içerisinden vakıflar doğmuş değil mi? Yani Osmanlı'da binlerce vakıf olduğunu bizler biliyoruz. Yani Allah rızası için bir malın infak edilmesi ve ticari meta halinden çıkartıp bir hayır uğruna bunun infak edilmesi manasında kullanılmış. Dolayısıyla bu kavramlarımız aslında, mesela biraz önce bahsettiğiniz bankalarda duruyor paralar, tedavüle girmiyor diye. Mesela bir faizin karşılığında, faize alternatif olarak bu söylediğimiz kavramların aslında çok ön plana çıktığını görüyoruz. Yine bir helal kazanç diye bir kavramımız var. Bakara suresinin, yanlış hatırlamıyorsam, 168. ayet kerimesinde var. Maide 4'te 5'te var. Yani helal kazanç çok enteresan. Yani şeyle, bereketle direkt ilintili bir kavram. Yani helal kazancın helal olabilmesi için tayyip, temiz olması, kazancın kaynağının, harcanan yerin temiz olması şartı koşulmuş mesela. İslam fıkhında kazanç nedir diye mesela sorsak, helal olandır diye cevap verir. Yani helal olmayan bir kazanca servet ve kazanç demiyor bize İslam. Niye? Helal olmayan konusunda herhangi bir hüküm yok. Yani onu servetten saymıyor. Bu manada İslam'ın bu tasavvuru gerçekten çok önemli. İşte bunun olabilmesi için insanın yapmış olduğu ticareti mutlaka bir misyon çerçevesinde yapması gerekir diye düşünüyorum. Bugün biz bereketi önceleyerek yapacağımız her işte Allah'ı bu işin içerisine ben katıyorum tabir caizse ifadesi vardır. Allah'ın işin içine katıldığı bir işten de hayır gelir, bereket gelir. Güzel borç vermek manasında karz-ı hasen kavramı var değil mi? Karz-ı hasen mesela 6 farklı yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ve hepsinde aslında Allah kendine borç istiyormuş gibi bu karz-ı haseni ihtiyaç sahibi olanlara kendi borç istiyormuş gibi borcu üzerine alıyor. Ve hepsinin ardında da, o ayet-i kerimenin hepsinin ardında da, Allah eğer karz-ı hasen olarak bir kardeşinizin ihtiyacını giderirseniz Allah size bunu kat 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 artırır diye müthiş bir müjde var. Eyvallah. Allah razı olsun. Gerçekten şu cümle çok önemliydi. Allah'ı işin içine karıştırıyorsak o işte bereket vardır. Yine bereket kavramını bereketlendirdiniz. İnfak kavramını, zekat kavramını, helal kazanç kavramını da bize anlattınız. Allah razı olsun. Son olarak bir iş adamı olarak ticaret yapan insanlara hangi tavsiyelerde bulmak istersiniz? Eyvallah, Allah razı olsun. Yani arkadaşları ziyarete gittiğimizde ve herhangi bir iş yerine uğradığımızda insanlara nasılsın dediğimiz zaman bile, yani bir dokun bin az işit babından hep olumsuz taraflarından olaylara bakıldığını görüp maalesef üzülüyoruz. Halbuki biz bir Müslüman olarak örnek olmamız lazım. Dolayısıyla en olumsuz ortamda bile olsak mutlaka olaylara olumlu taraftan bakmayı, pozitif olmayı öğrenmeyi bilmemiz lazım Hakan Bey. Bu gerçekten çok önemli. Yani bir insan bir yere gittiği zaman çevresine pozitif enerji saçıyorsa bir kere artı birle başlıyor demektir. Elhamdülillah. Dolayısıyla olaylara olumlu tarafından bakmak, enerjisini, pozitif enerjisini insanlara yaymak, bu çok önemli. Yine ticaret hayatında mutlaka kırmızı çizgilerimiz olması lazım. Yani bizim yanaştırmayacağımız kimseyi, bizim de yanaşmayacağımız ve o kırmızı çizgiyi aşmayacağımız mutlaka kırmızı çizgilerimiz olması lazım. Bugün maalesef çok kazanç uğruna, ne pahasına olursa olsun daha fazla kazanalım, daha fazla kazanalım diye ne çizgimiz kaldı, ne kırmızımız, hiçbir şeyimiz kalmadı. Maalesef bunu yaşıyoruz. Halbuki bize düşen örnek bir insan olma noktasında ticarette kırmızı çizgilerimiz olmalı. İşte biraz önce bahsettiğimiz o bereketin
gelmesindeki en önemli etkilerden bir tanesi de bu. O kırmızı çizgiler de haramlar ve helaller. Yani haramlar noktasında ticari olarak yasaklanmış olan, mesela bir faiz belasına asla hiçbir şekilde bulaşmamak lazım. Yani şüpheli olan şeyler olabilir. Efendim işte finans kurumları, bankalar, bir sürü şeyler tartışılıyor ama net faiz olduğunu bildiğimiz hiçbir şeye, hiçbir şekilde bu bereketi tamamen alıp götüren bir musibet. Ve bugünün iş dünyasında bir Müslüman iş adamının en büyük imtihanı maalesef faizdir diye düşünüyorum. Yani bununla birlikte insanların hakkına, hukukuna riayet etmek, efendim adaleti gözetmek, bu birçok şey sayılabilir. Ama bu kırmızı çizgilerimiz, hepimizin net kırmızı çizgi, bunlar da zaten belli olan şeyler. Biraz önce bahsettiğimiz, yani konuşmanın başında şundan bahsetmiştim. Yani işte herkes bir başkasının elinde ne var ne yok ona bakıyor. Halbuki sahip olamadıklarımıza veya sahip olmadıklarımıza değil de sahip olduklarımıza bakıp da hamd etmeyi bilmemiz lazım. Çünkü sahip olamadıklarımızın sınırı yok. Yani neye sahip olursak olalım, mutlaka bunun bir üstü vardır, bir ötesi vardır. Ona da sahip olsanız yine bitmez, yine bir ötesi vardır. Bunun sınırı yok, insanın gözünü toprak doyurur. Dolayısıyla halbuki öbür taraftan baktığımız zaman o kadar çok sahip olduğumuz nimetler, şükretmemize vesile olan, şükretmemiz gereken o kadar çok imkanlarımız var ki, işte bir iş adamının sahip olduğu şeylere bakıp hamd etmeyi bilmesi ve bu hamdi bir hayat düsturu haline getirmesi çok önemli. Bu da ancak sahip olduğumuz şeylere biz mutlak sahipmiş gibi değil de bir emanetçi gibi davranırsak ancak bu tavrı sergileyebiliriz diye düşünüyorum. Ticaret yapıyoruz. Tabii ki sermayemizi büyüteceğiz. Ama iş yerlerimizde işte ortaklıklarımız var. Kendi şahsi şirketlerimiz olabilir. Burada önemli olan şey şu, sermayenin artırılması ve büyütülmesi. Yani ferdi olarak kendi şahsi servetlerimizin çoğalması veya büyütülmesinden ziyade şirketlerin, firmaların sermayelerinin büyütülmesi. Ve bunu büyütürken de biraz önce dediğimiz gibi işte helal olmayan enstrümanların asla kullanılmaması çok önemli. Ve şu bir hayat düsturu olması lazım. Herhangi bir sorunla karşılaştığımız zaman, yani bu acaba uygun mu, adil mi, helal mi, ahlaki mi soruları mutlaka sorulmalı. Yani meşru mu bu yaptığım sorulmalı. Ama bundan önce ya bu benim için kazançlı mı, kazançsız mı diye sorduğumuz zaman zaten biraz önce saydığımız o kavramların hiçbirini göz önüne almıyoruz. Eğer bizim için kazançlıysa, ahlaki olmasa da, meşru olmasa da o işin içerisine maalesef giriyoruz. Halbuki bir düstur olarak ilk karşılaştığımız noktada bu işin ahlaki olup olmadığı, meşru olup olmadığı sorgulanmalı. Meşru değilse asla o işe yanaşılmamalı. Yine bizim yani insanlarla gençlere güzel örnek olma gibi bir sorumluluğumuz var Hakan. Yani sadece para kazanmak, sadece büyümek, sadece işte aşama kaydetmek. Tamam eyvallah ama bir de şu sorumluluğumuz var. Bizden sonra gelecek nesile güzel örnek oluşturma gibi bir sorumluluğumuz var. Yani aslında şu demek, bugüne ait bizim anlatabileceğimiz öykülerimiz, hikayelerimiz olması lazım. Yani neden biz gençlerimize işte 300 yıl, 500 yıl, 1000 yıl önceden sürekli örnek verelim? Zaten bunun çok fazla bir etkisi olmuyor. Yani bugün böyle insanlar arasında yaşayan, gezen, ahlaki olarak efendim örnek verebileceğimiz insanlar olmadıktan sonra eski tarihi insanları anlatmamızın gençlerin nezdinde çok fazla bir önemi yok. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Yani belki bizim nesilde belki biraz daha etkisi oluyordu ama özellikle bugünün gençlerine çok fazla bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de bizim bugüne yönelik öykülerimiz olmalı. Biz bunu oluşturmalıyız. Yani bizim maddi imkanımız artabilir, iktidar olabiliriz, imkanlarımız artabilir ama bunlar arttığı nispette mütevaziliğimizi mutlaka korumamız, hayat tarzımızı korumamız, ilişkilerimizi korumamız, en önemlisi de insanlığımızı korumamız gerçekten çok önemli. Yani bizim
asıl değerlerimiz olan İslam'ı bizim duygu alanına değil de ticarete, siyasete, biraz önce bahsettiğimiz ahlakın temeyyüz etmesi gereken alanlar dedik ya, siyaset, yönetim, ticaret, pazar. İşte İslam'ı aslında duygu alanına hapsetmekten ziyade İslam'ın bu emirlerini mutlaka hayatın içerisine, ticarete, siyasete taşımamız. Yani bu manada bizim hayata bakışımız bu kavramlarımızı şekillendirir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Son olarak şunu da söyleyeyim. Aslında o kadar çok nimet içerisindeyiz ki, ama maalesef bu nimete alışma hastalığı diye bir hastalığımız da var. Yani nimetin nimet olduğunu hissetmeyip sanki müktesep bir hakkımız gibi görme gibi bir alışkanlığımız var. Halbuki insan sabahleyin kalktığı zaman güven içerisinde uyanıp sağlığı yerinde, herhangi bir şikayeti yoksa, yani Allah'a hamd etmek zorunda. Yani bu bizim müktesep bir hakkımız değil. Veya akşam işinden eve geldiği zaman ailesini sağ salim görmesi, yani onların iyi halde olduğunu görmesi, bilmesi Allah'a hamd edilecek bir olay. Yine işte bir markete gittiğimiz zaman market arabasını efendim ağzına kadar doldurmak, onun ücretini ödeyince sanki bu çok normal ve en tabii hakkımızmış gibi şükretmeden bunu bir hak gibi görmek aslında bugünün hastalıklarından bir tanesi diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Gerçekten bu son söyledikleriniz şu pandemi sürecinde yeniden birçok şeyi düşünmemize vesile olacak sözlerdi. Hayatımıza bundan sonra pandemiden ve pandeminin sonunda da gelen Ramazan'la birlikte yeniden önümüze bakmayı gerektiriyor. Bunları düşünmeyi gerektiriyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Evet ben değerli izleyenler. Çok sağ olun. Bugün Akyapı İnşaat ve Akyuva Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel Bey ile beraberdik. Hüseyin Bey yapmış olduğu açıklamalar için Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir şeyin altını çizerek noktalamak istiyorum. Hüseyin Bey Akyapı İnşaat ve Akyuva Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Yani evet. Bir tarafta ticaret, dünyevi ticaret ama elbette ki bunun içerisinde bereketin olduğu, helalin olduğu bir ticaret. Diğer tarafta da Akyuva Vakfı. Orada da ticaret, orada da daha büyük bir ticaret deyip sözlerimi noktalamak istiyorum.